İkinci sınıf Türkçe kitabı Seyit Onbaşı Metni Çanakkale Savaşı ve Seyit Onbaşı adları ile ilgili neler biliyorsunuz? Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşmiş bir cephe savaşıdır. Öncelikle Deniz Savaşı daha sonra Kara Savaşı'na dönüşmüştür. Mustafa Kemal Atatürk bu savaşta görev almıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına neden olmuştur Çanakkale Savaşı. Çünkü işgal devletleri Çanakkale'yi geçememiştir. Türkler kazanmıştır bu savaşı. Ve Seyit Onbaşı 250 kiloluk mermiyi tek başına çıkartarak gemi batırmıştır ve deniz savaşları deniz savaşlarını kazanmamızı sağlamıştır şeklinde ifade edebiliriz. Metinde geçen yer adlarını yazınız demiş burada bize. Balıkesir Marmara bölgesindedir. Havran ilçesi Çamlık köyü de buraya bağlıdır. Çanakkale Boğazı ise Çanakkale'dedir şeklinde yazabiliriz. Birinci etkinliğimiz Seyit Onbaşı çocukluğu ile ilgili neler anlattı? Resimden de yararlanarak sırasıyla yazınız demiş. Köyünde hayvan güderdim demiş. Köyümde ailesine yardım ederdim. Aileme yardım ederdim. Bunları M harfi yaparsak daha doğru bir cümle olacaktır. Ailesiyle birlikte zeytin toplarmış. Köyde huzurlu bir hayat yaşıyormuş. Mert çalışkan ve cesur bir çocukmuş. Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık köyünde doğmuş. Seyit Onbaşı'nın yaptığı gibi siz de kendinizi arkadaşlarınıza tanıtınız demiş. Sevgili arkadaşlarım diye başlayabilirsiniz demiş. Sevgili arkadaşlarım ben Çorum ilinde doğdum. Atatürk İlkokulu'na gidiyorum. Çok çalışkan bir öğrenciyim. Ödevlerimi, ödevlerimi vaktinde yaparım. Aileme her konuda yardımcı olurum şeklinde bir ifadede bulunduk. İkinci etkinliğimiz ise metnin konusu nedir? Seyit Onbaşıdır metnin konusu Seyit Onbaşı'yı anlatmaktadır. Burada kelimelerin anlamını tahmin edeceğiz. Eşleştireceğiz resimlerle diyelim. Birincisini kendisi yapmış Vinci, diğerlerini biz yapacağız. Büyük ateşli silah. Top. Birçok savaş gemisi ya da uçağın bir arada bulunması. resimlerde yok. Yuvarlak biçimli, çok ağır bir top mermisi, gülle. Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahla güçlendirilen yapı tabya şeklinde işaretleyebiliriz. Dördüncü etkinliğimiz Seyit Onbaşı nerede doğmuştur? Balkesir Havran ilçesi Çamlık köyünde doğmuştur. Seyit Onbaşı'nın köyünde hangi ürün yetişiyormuş? Zeytin. Vatanımızı bir sonraki sorumuzun cevabı. Niçin askere yazılmış? Vatanımızı ve masum halkımızı korumak için askere yazılmış. Arkadaşları Seyit Onbaşı'ya niçin koca Seyit diyormuş? Çünkü iyi ve güçlü bir vücudu varmış. O yüzden Seyit Onbaşı diyorlarmış. Düşmanlar niçin Çanakkale boğazını geçmek istiyorlar? Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u almak istiyorlardı. O yüzden Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalıştılar. Seyit Onbaşı ağır mermiyi için tek başına kaldırmış. Arkadaşları şehit olmuştu. Vinç'te bozulmuştu. Seyit Onbaşı mermiyi ateşleyince ne olmuş? Gemiyi vurmuş şeklinde ifade edebiliriz Seyit Onbaşı top mermisini ateşlemek için neler yapmış? Metinden bu bölümü tekrar okuyunuz demiş. Mermiyi topa yerleştirmek için basamaklara çıktım. Ağırlığı hissetmiyordum artık. Tek düşüncem vardı. O da hedefi vurmak. Şuradan aşağıdan devam edebiliriz. Mermiyi topa sürdüm ve ateşledim.